Değerli öğrencilerim merhabalar. En son 9 numaralı köşe taşını çözdük. Şimdi 10 numaralı köşe taşındayız. Paralel kenar testimizin hemen şu odaklanmasıyla başlayalım arkadaşlarım. Odaklanmamız, pozlanma kilitlenmiş. Şöyle 1.6 yaptım. Aydınlığı da çok mu aydınlık oldu acaba? Bir yazayım bakayım. Okunuyorsa okunuyor. Tamam. Hemen başlayalım. Şimdi EC'nin 2 katıdır diyor. Şuraya K diyelim. Şuraya 2K diyelim. O zaman burası 3K olacak. FK 27'dir diyor. FK neresi? Şurası 27 birimmiş arkadaşım. Buna göre EFX nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi şöyle yapacağız tabii ki. Önce şu kelebeği konuşalım isterseniz. Bakın 2'ye 3 oranı var. Hemen şuraya 2M, şuraya da 3M yazdım. Şimdi bir de şu kelebeği konuşalım arkadaşlarım. Bakın şunu. 1'e 2 oranı var burada arkadaşlar. O zaman 5M ise burası. Burası 5M'nin yarısı olacak. 5M bölü 2. Bize de diyor ki FK yani 2M ile 5M bölü 2'nin toplamı 27'dir diyor. Hemen bunu da bir toparlayalım. 2 kere 2 4, 5 daha 9M bölü 2 eşittir 27'ymiş. Buradan 9'a böl, 9'a böl 3, 2 ile çarp, m eşittir 6 geldi. Peki m yerine 6 yazarsam şurada 5 kere 6 30, 2'ye de böl diyor 15. X eşittir 15 çıktı. Edirne'den geldi ilk sorumun cevabı. Evet geçtim hemen bir sonraki soruya. Yine bir paralel kenar demiş. DE'ye 3K. EC'ye de 2K deyin diyor. Bunu bir yazdık. BK'yı 25 vermiş bize. Şimdi şuranın da 5K olduğunu da biliyorum ben. Önce şu kelebeği yine konuşalım mı? Bakın 3'e 5. Şimdi 5 dediğime 25 düştüyse 5 katı yani. 3 dediğime de 15 düşecek. Şurası 15. Kelebek üçgeni yaptım şuradaki. Şimdi de şunun paralel olmasını konuşalım. Klasik benzerlik yapacağım şimdi de. Bakın 2 bölü şurası 5 yani. Eşittir. X bölü toplamı 40. X bölü 40. Bakın bu 5'in 8 katı. Bu da 2'nin 8 katı olacak. 16 gelecek. Dostlar bu paralel kenarda eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare, yamuk. Bu özel dörtgenlerimizde biz benzerliği çok sık kullanırız. Haberiniz olsun. Evet, paralel kenar 3, 5, 4, x nedir diye de bir soru sormuş bize. Yine tabii ki benzerlik yapmayı deneyeceğim arkadaşlarım. Kelebek üçgen benzerliğinden çözmeye çalışacağım soruyu. Bakalım olacak mı? Şimdi öncelikle şu kelebeği bir konuşalım. Bakın oranı 5'e 4. O zaman şurası da 5K ise şurası 4K'dır diyorum. Bu 1. Sonra 2. Şu kelebeği konuşalım. Bakın onu da biraz kalın yapayım ben şöyle. Şu kelebek üçgeni konuşacağız şimdi de. Şimdi bunun da oranı bakın 4'e 5. Şuraya yazıyorum. 4 bölü 5 eşittir diyorum. Şuradaki 8 bölü 4 artı x. Pekala. İşte bu bunun 2 katı. Bu da bunun 2 katı olacak. O zaman burası 10 olmalı. Demek ki x de 6 gelmeli dediğim. Evet, dördüncü sorumuzdayız dostlar. Burada da yine kelebek görüyorum. Önce şu oranları bir yerleştirelim. Şimdi DK'ya 1K derseniz diyor. KC 3 katı olacak. 3K. Tabii ki hemen şuraya da 4K yazalım. Sonra LC ile BL. Buraya M diyelim. LC'ye 2M diyelim. O zaman burası da 3M yazalım. Bizden de DM bölü BN. DM ile BN arasındaki ilişkiyi istiyor. Hadi kelebeğimizi konuşturalım arkadaşlarım. Bakalım neler olacak. Önce şu kelebek üçgeni yapalım. Şunu. Şuradakini. Bakın ne diyeceğiz? 1'e 4. O halde şuna ben A dersem şuranın tamamı 4A gelecek arkadaşlarım. Bu 1. Şimdi de şu kelebeği konuşalım. Bakın onu da kalın yapıyorum. Şöyle kalınlaştırıyorum birazcık. Şimdi de bu kelebeği konuşacağım. Burada da 1'e 3 oranı var arkadaşlar. 1'e 3 oranı var. O halde şuraya B dersem şurası ne olacak geri kalan kısmı? 3B. Ve bakın ben şu BD köşegenine hem 4B dedim
Hem de 5a demiş oldum. Demek ki 4b 5a'ya eşit. Peki b'yi bu tarafa bölü olarak atarsak a bölü b olur bu taraf. 5'i de buraya bölü olarak atarsak 4 bölü 5 olur. Bakın bizden de zaten dm bölü bn yani a bölü b'yi istiyor. O da 4 bölü 5 geldi. Evet, 10 numara tamamdır. Geldik 11 numaralı köşe taşımıza. Birinci sorumuz. Arkadaşlar direkt bir formül sorusudur bu. Normalde kelebek üçgenden de yapılıyor ama hani üniversite sınavında sorulur mu hocam bu soru? Zannetmiyorum ya. Kesinlikle zannetmiyorum. Hatta kesinlikle sorulmaz desem doğru bir şey söylemiş olurum yani. Ne dedi formülü hocam? Şuradaki bakın x'in karesi x kare şu 3 ile şuradaki 8'in çarpımına eşit. Yani x kare 24 x eşittir 2 kök 6. Şimdi bakın bir tane daha var. Burada daha iyi anlayacaksınız formülü. Şuradaki 6'nın karesi yani 36 eşittir 3 ile şuranın tamamı 3 artı x'in çarpımı. Şimdi 3 ile kaçın çarpımı 36? 12'nin. Demek ki şurası parantezin içi 12. 3 ile neyin toplamı 12? 9'un dedim geçtim. Bakın burada da var aynı şey. Hemen yapalım. 2'nin karesi yani 4 eşittir x çarpı tamamı. X çarpı x artı 3. Bakın burada hemen x'e 1 deseniz burası 4 oluyor. 1 çarpı 4 tutuyor. Demek ki x 1'dir dedim. Dördüncü sorumuza geldik. Şöyle bir yapalım. Şimdi şurada da 8 kök 2 var. İkizkenar dik üçgen var. O zaman burası da 8. Burası da 8'i yapıştıralım bir. Sonrasında da şunu yapalım arkadaşlarım. Yine bakın şu 8'in karesi 64. Şuraya k dersem k çarpı k artı 12'ye eşit. Ben buradan k'nın 4 olduğunu görüyorum. 4 ile 16 geliyor burası. 4 ile 16'nın çarpımı 64'tür. Demek ki şurası 4. Şimdi bir de kelebek çakalım şuradan. Soru bitsin. Bakın 4'e 8. 2 katı. Demek ki bu 8 kök 2 ise şurası yarısı 4 kök 2 olacak. Bursa şıkkı doğru cevap gelecek. Evet, 11 numarayı da hallettik. Hemen şurada 12 numara var önümüzde. Şunu bir görelim. Bakalım ne diyor? Burayı 2'ye böldüm. Burayı da 2'ye böldüm diyor. DM'yi 32 verdim diyor. Buna göre de x kaçtır diye de bir soru soruyor. Şimdi ben şuna 2k diyorum. Bu da 2k. Şuna da 4k diyorum. Şimdi şuradan da tam bu 2'ye böldüğü noktadan da bir paralel doğru çiziyor. Bu paralel doğru 2K'nın orta tabanıdır. K yazıyorum. Şurada da kelebek çıktı karşıma arkadaşlar. Bakın şu kelebeği görün hemen. Oranı ne? 1'e 4. X'e 32. Bakın 1'e 4. 4'e 1 ya da tersten söylüyorum. 4'e 1. 4'e bölmüş. 32 ise 4'e bölün. X ne çıkar bu durumda? 8 çıkar. Hemen 2 numaraya geldik. Bakın artık olaya da alışalım yavaş yavaş arkadaşlar. Şimdi bir köşeden çıkan doğru burayı belli oranda bölüyor. Mesela az önceki soruda 2'ye bölüyordu. Ya da burayı belli oranda bölüyor. İşte tam bu belli oranda böldüğü noktadan paralel çizeceğiz arkadaşlar. İşimiz bu. Ya L'den şöyle bir paralel çizeceğiz. Ya da K'dan şöyle bir paralel çizeceğiz. Tamam mı? İşimiz bu olacak bizim. Şimdi bunu da AK eşittir KB demiş. Önce şuraya K'ya 2K yazayım. BL LC'ye eşittir diyor. Şunların eşit olduğunu bir göstereyim. DM bölü MK'yı istiyor. O zaman şuradan çiziyorum arkadaşım. Çünkü buradan L'den çizersem bakın DM'yi belli oranda bölüyorum, parçalıyorum. Gerek yok. Şuradan çizeyim. Hemen şurada bir 2 bölü 3. O zaman 2M'ye 3M, şuraya da 3M, hatta şuraya 6M benzerliğini yazayım. Ve bakın şuradan da kelebek üçgenimden zaten cevap geliyor. 2'ye 6, demek ki 1'e 3. Yani şurası 1, şurası 3K olacak. Benden de 3 bölü 1'i istiyor. Cevap Ceyhan'dan gelecek. Şimdi üçüncü soruyu artık yapmamışsanız bile ben olsam sizin yerinizde videoyu burada durdururum. Bir denerim en azından. Yanlış da olsa deneyin arkadaşlarım. Şimdi burada da ne diyeceksin o zaman öncelikle? Ya Fransa'dan şöyle bir paralel çizeceğim ya da Edirne'den şöyle bir paralel çizeceğim. Onu da bana istenilen ya da verilen belli edecek. Bakın istenilen x. Eğer şunu çizersem
X'i iki parçaya bölmüş oluyorum ve oranını bilmiyorum şu anda bu parçanın. İşte K'ya 2K mı, 3K'ya 5K mı bilmiyorum onu. O yüzden bunu çizmeyeyim. Demek ki bunu çizince belki daha kolay çözeceğim soruyu diyorum. Bir deneyelim tabii ki. Şimdi D, yoksa buradan da çizsen çözersin ha kardeşim, onu da bil yani. Hatta isterseniz bakın oradan da yaparım ben. Şimdi önce şu oranları bir yazalım. AE'ye 1K deyin, DE'ye 3K deyin diyor. AF, FB. Şuraya M derseniz şurası neymiş? 2M olacak diyor. Tamam. DK'yı 10 verdim. X nedir diye de bir soru soruyor. Bakın gelin buradan çözelim. Şimdi normalde şuradan daha kolay çözelim. Ama hani buradan da çözüldüğünü göstereyim istiyorum ben size. Onu da yapalım arkadaşlarım. Şimdi şurası 3'e 4 oranı var değil mi dostum? 3'e 4. O zaman şuna ben hatta 4m diyeyim. Şuna da 2m diyeyim de. Şimdi 3'e 4 oranı varsa şurası da 3m olmalı ki 3'e 4 oranını sağlasın. Şimdi burası toplamda 6m ise şurası da 6m. Bakın şu kelebeği gördüm hemen. 3'e 6 oranı var. 3'e 6. Yani 2 katı. O zaman şu 10 ise burası yarısı olacak 5. Şuraya kadar olan kısmını buldum bakın x'in. İşte şimdi bir de burayı bulacağım. İşte burada zaten hani uzatan kısım burası arkadaşlar. Yani şuradan çizseydim iki benzerlikte bitiriyordum. Burada bir de üçüncü bir işlem yapıyorum. O da şu, öyle zor bir şey de değil aslında. Bakın bu paralel doğru. Bu tarafı 3'e 1 diye böldü ya. Bu tarafı da aynı şekilde bölecek. Yani 15'e 5 oranında bölecek ki burayı da. Çünkü 3'e 1, 15'e 5. Yani 3 ise 1 olmak zorundadır. 3'e 1 oranını sağlasın diye 15'e 5 yazdım. Dolayısıyla x'in tamamı ne çıktı? 10. Paketledik. Evet, burada da artık siz hani hiç soruyu okumadan artık şunu biliyorsunuz. Ya ben Kastamonu'dan şöyle bir doğru çizeceğim ya da Lüleburgaz'dan böyle bir doğru çizeceğim. Onu da istenilen ya da verilen belli edecek diyelim. Şimdi LC, DL'nin 4 katıymış. Şuraya K diyelim. LC'ye 4K diyelim. Şuraya da 5K yazalım. AK, KD'ye eşitmiş. Şurasıyla. Şurası birbirine eşitmiş. Bunu yazdım. Nereyi istiyor bizden? LB. Nereyi vermiş? Şurayı 8 vermiş. LB'yi istiyor. Tamamını istiyor arkadaşlar. Peki şöyle yapalım. 4'e 5 oranı var. O zaman şuna 4A dersem burası 5A. E hocam burası da 5A ve şurası da 10A. Bakın şurada da şurayı görün. Kelebeğimizi çakalım. 4'e 10. 8'e 20 olmalı değil mi arkadaşlarım? Şurası 20. 4'e 10, 8'e 20. O zaman toplam LB ne çıktı? 28 çıktı dedik. Evet, 12 numaralı köşe taşımızı da gömdük. Hemen çevirdik. 13 numaralı köşe taşımızdayız. Evet, birinci sorumuz. DAE'yi 45 derece vermiş bize. Peki. DE neresi orası? Şurası EC'nin 2 katıymış. Yani K'ya 2K yazalım buna da. Buna göre şurası 8 ise diyor. Başka ne diyor? 8'i gördük. X kaçtır diye de bir soru soruyor bize. 8'i vermiş, X'i istiyor. Yani ne yalan söyleyeyim arkadaşlarım. İnanın aklımda şu anda hiçbir şey yok. Bakalım neler yapacağız. Ben de bilmiyorum. Görelim Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler. Şimdi şurası da 8 diyelim bir ilk önce. Şimdi şu 45 birazcık kullanmak istiyorum ama 45'i nasıl kullanacağım diye düşünüyorum. Şimdi şuradan diklik çizsem 90'ın karşısını bilmiyorum. 45'lerin de karşısını bilmiyorum. Bir anlam ifade etmeyecek bana. Şuradan bir diklik indirsem 90'ın karşısı 8, 45'lerin karşısı 4 kök 2 burası. Şurası da 4. Arkadaşlar az önce video yarım kaldı. Tam soruyu çözeceğimiz esnada telefonum çaldı. O yüzden mecbur telefon videoda kesildi o. Orada şimdi bunları ben bir şekilde birleştirmeye çalışacağım dostlarım. En son bunu çözüyorduk. Dedik ki şuradan da diklik indirsek bir şey olmuyor dedik arkadaşlarım. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şu karşı iki kenarı belli oranda bölen doğruyu uzatmak bazen kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Şunu şöyle bir uzatalım.
Şimdi şurada da bir Z harfi görüyorum hemen. Demek ki şurası da 45 derecedir diyorum. Bunu da 45 yazalım. Bakın evet, bu bizim işimizi bayağı bir kolaylaştırdı. Buradan soruyu çözeriz biz artık. Önce şu kelebek üçgeni bir görelim. Şurada bir kelebek var. 1'e 2. Demek ki 4'e 8 oranı olacak. Şurası 4 olacak. Sonra da şu dik üçgeni konuşursak dostlarım, bakın 45, 45, 90 dik üçgenidir bu. 90'ımızın karşısında 12 var. Demek ki 45'in karşısında 6 kök 2 olacak ki diyorum. 90'ın karşısı 12 olsun. Kök 2 katıydı çünkü. Evet, şuna geldim. Bakalım bu ne diyormuş. Şimdi paralel kenar demiş. Burası 13 ise o halde burası da 13'tür diyelim. Yine şu kenarı tam ikiye bölen doğruyu şöyle birazcık da olsa uzatalım arkadaşlarım. Ve bakın şurada bir 1'e 1 oranlı kelebek üçgen çıktı. Yani burası x ise aslında şurası da x'tir ve burası 13 ise şurası da 13'tür diyebilirim. Şimdi bir de öklit çakalım arkadaşlarım. Bakın diklikten diklik indi. Şurası 18, şurası 8. Öklitten buluruz aslında. Direkt şuraya h dersem ben, h kare eşittir 8 çarpı 18 olacak. Yazıyorum. H kare 8 çarpı 18. Yani h eşittir kök içinde 8 çarpı 18 diyeceğim, ama bu 18'i de 9 çarpı 2 diye yazayım. Bakın 9 dışarıya 3 diye çıkar. 8 kere 2 16'dır. Bu da 4 diye çıkar. O zaman ne oldu? 12 diye çıktı dışarıya h. Şurası 12'ymiş. Şimdi de şuradan Pisagor bağıntısı çakalım hemen. Ve soru da çıksın böylelikle. Burada 12 var. Burada 18 var arkadaşlarım. Şöyle yazayım. 12, 18, 2x dediğim üçgen var arkadaşlar karşımda. Bunu da hemen 6 ile sadeleştirelim. 6'ya bölersem 2, 6'ya bölersem 3 gelir. Pisagor bağıntısından 2, 4'tür bunun karesi. Bunun karesi 9, 13 mü oldu arkadaşlar? 13. Şimdi tabii biz 6'ya bölünce 13. Burası o zaman kök 13'ün 6 katı. 6 kök 13 oldu. 2x 6 kök 13 ise x eşittir 3 kök 13 geldi. Evet, üçüncü sorumuzdayız. ABCD paralel kenar diyor. DK ya 3K deyin diyor. AK ya da 2K yazın diyor arkadaşlarım. Bunu yazdık. DH 10, HC 5, HE 2. Şu arada minicik bir yer var. Orası da 2'ymiş. Buna göre X nedir diye de bir soru sormuş bize. Yine gelin şunu bir şöyle uzatalım. Kenarı belli oranda bölen doğruyu dışarıya doğru birazcık uzattım. Şuradaki kelebeği görelim hemen. Şurası 15. Bakın üçlük kenara 15 düşmüş. 5 katı. İkilik kenara da 10 düşecek diyelim. Şurası 10 oldu. Bunu da söylemiş olalım. Başka bize de x'i soruyordu zaten. Yani 5k'yı soruyor bize. Şurayı da 2 vermiş. Hemen şunu da yapalım dostum. Yine şu kelebek üçgeni görelim bu sefer. Onu bu sefer tarayayım içini şöyle. Şu kelebek üçgene bakıyorum. Şurası da zaten 15. Bakın 5'e 25. 5 katı. O zaman 2'ye 10 olacak şurası. 5 katı olması için. Burası da 10. Ve toplam şurası 12 geldi. Burası 5. Burası 12 ise buranın da 13 olacağı aşikar. 5, 12, 13 üçgeninde. Evet, dördüncü sorudayız. Bir açıortay görüyorum soruda arkadaşlarım. Hemen şurada bir Z harfi yaptım. Şuraya da noktalı açıdır dedim. Dolayısıyla bununla bu da ikizkenar üçgen çıktı. Şimdi şunu da birazcık uzatalım. Belli oranda bölen doğruyu da şöyle bir uzatalım. Diyor ki BFFC'nin iki katıdır. Şuna K diyelim, şuraya 2K diyelim. 1'e 2, 4'e 8 olmalıdır burası. Buraya 8 yapıştıralım. Sonra şunu gördüm bakın. 12, 16, şuranın tamamı 20 olmalı arkadaşlarım. Bunu da söylemiş olalım. Şuraya A dersek 1'e 2 oranından kelebek üçgenden burası 2A olacak. Şurası o halde 20 eksi 2A geldi. Tabi bu uzunluk 20 eksi 2A ise şuranın da biz 20 eksi 2A olduğunu, hatta A ise burası, şuraya da 20 eksi 3A kaldı diyebilirim. O zaman burası da 20 eksi 3A. Bunu da yazmış olalım. Başka neler söyleyebiliriz? Başka da şu anda gördüğüm
Herhangi bir şey yok arkadaşlarım. Bir de şunu söyleyelim. Hani ne zaman şu aradaki açı 90 derece oluyordu? Şunların şöyle paralel kenara tamamlarsam bunu. Bu da açıortay olursa eğer ki, o zaman bunlar burası 90 derece oluyordu. Peki burada da bir Z kuralı yaparsam ben şuraya da çizgili açı diyeceğim. Bakın o zaman şu 2A ise buraya da 2A yazalım. Şimdi ne oldu kardeşim? Bakın şu ikizkenardan burası 3A ise şurası da 3A geldi. Yani şu yan kenar 3A. O zaman 3K dediğim yer de 3A. Şurası da 3A. Yani ne diyeceksin o zaman? 20 eksi 3A aslında 3A'ya eşitmiş. O halde 20 eşitmiş 6A'ya. A eşitmiş 20 bölü 6. Yani 10 bölü 3'e. Benden nereyi istiyordu bu adam? 20 eksi 2A. 20'den 2A'yı çıkartalım hemen şurada. A'mız 10 bölü 3 olduğu için 20 bölü 3 diyorum. 3 kere 20 60. 20 çıkarsa 40 bölü 3 geliyor. Ben biraz uzatmış olabilirim ama onu söyleyeyim arkadaşlarım. Normalde bu kadar uzun çözmem bu soruyu da biraz uzatmış olabiliriz. Şimdi normalde 4 taneyi tamamladık herhalde. Ama hani video yarım kaldığı için bu da bu kadar kısa olmasın. Çok da yorulmadım zaten. Devam edelim isterseniz şöyle. Şöyle bir hızlıca gidelim. Bakalım ne diyor? ABC'de paralel kenarının çevresi diyor. Dostum bakın biz ne demiştik? Sadece iki açıortayın arasındaki açı 90 dereceydi. Biri açıortay, burası da 90 derece ise o zaman bu da açıortay olmalı ve şuradaki Z'yi görün hemen arkadaşlar. Paralel kenarda açıortay görünce Z kuralı ve ikizkenarı bulacağız demiştik. İşte size ikizkenar üçgen. O zaman bura 5, bura 5, bura zaten 8, burada 8. Toplayalım. 5, 5 daha 10, 8 daha 18. Bir 8 de buradan geldi. 26 yaptı çevremiz. Şuna bakalım ikinci sorumuza. ABC'de paralel kenar AE açıortay demiş. Yine biz şu açıortaydan şuraya bir Z harfi yapalım. O zaman burası da X olsun. Bunun da açıortay olduğunu söyleyelim bu arada. Çünkü iki açıortayın arası 90 dereceydi diyelim. Sonra AH 4K derseniz diyor. HE'ye 3K diyeceksiniz diyor. Bunu da söylemiş olalım. Şunu birazcık uzatırsak şöyle. Şöyle uzattım bu açıortayı. Bakın burada da bir Z harfini gördüğüm zaman şu da çizgili açı oldu. Şimdi şunu da yapalım. 3'e 4 oranı var. Şuraya 3M diyelim. Şurası 4M olsun. Şurası 3M artı 2 ise ikizkenardan bu da 3M artı 2. Tabi burası da 3M artı 2. O zaman şurası da 3M artı 2. Yani şuraya da 2 birim kaldı diyebilirim ben artık. Dolayısıyla bakın ne çıktı? 2, 3M ve 2. Yani 4 artı 3M dediğim şey aslında 4M'ye eşitmiş. O halde M eşittir 4 geldi. Şurası 3M ise 12. 2 de buradan geliyorsa 14 çıktı DE. Evet geldik 3 numaralı sorumuza. ABC'de paralel kenar DF 6'ymış 4'müş. O zaman şuraya 10 diyelim. Şuradan da bir paralel doğru çizsem ben arkadaşlarım. Şöyle bir paralel doğru çizsem. Aslında bakın şurada iki tane açıortayımız var. Yine U kuralı yapan iki açıortay. Bunların arasındaki açı da kesin 90 derece. Ve bu çizdiğim paralel kesinlikle burayı ikiye bölecekti. Muhteşem üçlü de yapacaktı arkadaşlar. Tabii bunu şöyle de yapabilirim. İlla bu yamuğu görmek veya U kuralını görmek zorunda değilsin. Şuradaki Z harfini görebilirsin. Dolayısıyla şurası da çizgili açıdır deyip şu ikizkenarı gördük şimdi. Sonra şuradaki Z'yi görüp şurası da noktalı açıdır. Bu ikizkenardan da bu buna eşit çıkar. Dolayısıyla şunların üçünün eşit olduğunu ispatladıktan sonra muhteşem üçlüdür bu deyip sadece dik açıda olduğu için buraya da 90'ı çakabilirsin normalde. Şimdi peki şu çizgi ne oldu dostum? Yamuğun orta tabanı oldu. Yani burayı da mecbur ikiye böldü. Hatta ben bunu şöyle uzatırsam burayı da mecbur ikiye böldü diyebilirim artık. Sonra şu 4 ile 10'un toplamı ne yapıyor? 16 mı yapıyor arkadaşlarım? 4 ile 10'un toplamı 14 yapıyor. Ne 16'sı? Şurası orta taban olduğu için yarısı olacak 7. Şurası da zaten 3'tür. 6'nın orta tabanı ya da şurası 10 olduğu için burası da 10'dur diyebilirsin. Öyle de bulabiliriz. Nereyi soruyor bize? FC. Muhteşem üçlüden burası da 7. Burası da 7. Toplam 14 geldi.
Şuna bakalım. 5, 6'ymış orası. 5 değil. O zaman şurası da 6 olacak diyelim. Yine bu bir açıortay. Şöyle bir devam ettirirsem ben bu açıortayı. 12, 6, 4. 12, 6, 4 diyor. Şuradaki Z harfini görelim. Şuraya bir noktalı açı diyelim. Sonra şuraya bir harf uydurayım. K diyeyim. Bakın DK AD'ye eşittir. Yani burası da 6 birimdir. O halde şuraya 2 birim kaldı diyelim. EF bölü FB'yi istiyor. Onu da şuradaki kelebekten söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın 2'ye 12. Yani 1'e 6. O zaman şurası 1 ise burası 6'dır diyeyim. Yani daha doğrusu 1K'ya 6K'dır deyip EF bölü FB'yi 1 bölü 6 bulduk. Evet, 14 numarayı da gömmüş olduk. Çevirdik. 15 numaradayız. Biraz alan dağılımı yapacağız arkadaşlarım. Hemen birinci sorumuz. Çok klasik bir soru arkadaşlarım. Her soru bankasında %100 karşılaşacağınız bir sorudur. Hemen şuradaki köşegeni çiziyoruz ve şu üçgende K noktasının ağırlık merkezi olduğunu fark ediyoruz arkadaşlarım. İki tane kenarortay kesişmişse K noktası kesin ağırlık merkezidir. Hatta ben şurayı çizersem bu da üçüncü kenarortay oluyordu. Ve üç kenarortay çizildiğinde benim üçgenimin alanı 6 eş parçaya ayrılıyordu. O yüzden her birine a dedim. Tabii ki köşegende paralel kenarın alanını ikiye böldüğü için köşegenin de diğer tarafına 6a'yı yapıştırdı. Şimdi bana nereyi vermiş? Şuradaki taralı bölgeyi, yani 2a'yı 16 vermiş. Demek ki a eşittir 8. Nereyi istiyor? Tüm alanı. 12a'yı istiyor. 12 çarpı 8 yapıyorum arkadaşlarım. Ve 96'yı işaretliyorum. İkinci soru. ADK bölü LCF. Evet, iki taralı alanın oranını istiyor bizden. Hadi gelin şuna bir başlayalım. Bir kere uzunlukta şunu öğrendik. Şu iki kenarı da ortalayan doğrular çizildiğinde köşegen 3 eşit parçaya bölünüyordu. Yani şurası, şurası, şurası birbirine eşitti. Bu bir. Sonra şuna K dersem şurası 2K. Ve bakın şu benzerliği görün. Kelebek benzerliğini. Bundan çözelim soruyu. Oranı ne? 1'e 2. Bakın burada da 1'e 2 nokta var. Şurası da 1'e 2 oranına sahip olacak. Yani K'ya 2K da diyebilirim ya da M'ye 2M gibi harflendirebilirim. O zaman şuna A dersem ben bu 2A alanına sahip olacak. Çünkü kenarların oranıyla üçgenlerin alanları aynı orana sahipti. Sonra bakın buradaki 3 kenar birbirine eşit. O zaman bu 2A ise bu da 2A. Şu da 2A olacak. Ve benim aradığım şey 2 bölü 1 geliyor değil mi arkadaşlarım? Cevap 2. Evet, 3 numaradayız. Hemen okuyalım. Diyor ki ABCD paralel kenar, bilmem ne bilmem ne köşegen, DE oraya eşit, DK şuraya eşit. Hatta buna S simgesi koyduysa tam karşısındakine de ben S simgesi koyuyorum. Dolayısıyla şunların ikizkenar olduğunu da yakalayalım arkadaşlarım. Başka neler var elimizde? Şimdi şu bir kenarortay. Hocam bu da zaten köşegenler birbirini ortaladığı için bu da bir kenarortay. O zaman K yine ağırlık merkezi oldu. Şimdi ben şunu şöyle uzatırsam bu da kesin şurayı ikiye bölecek. Yani buna K diyelim. Bu da K. Hocam burası 2K'ymış. Buna eşitmiş. O zaman şuna da 2K yazalım. Ağırlık merkezinin özelliğinden tabana bir açıya 2 kuralı vardı. Buraya da K yazalım. Ve hayda ne çıktı bakın. K, K, K. Gördünüz mü üçlüyü? Bu nerede oluyordu sadece? Dik üçgende. O zaman şuraya da 90'ı çakalım. Şimdi AC 36'ymış. O zaman şurası 18. Tabii ki burası da 18. Ve hatta bu 18 6'ya 12 diye dağılacak değil mi? Ki ağırlık merkezinin tabana bir açıya 2 özelliğinden dolayı. BD'yi 20 vermiş. O zaman şurası 10. Burası da 10 olacak. Bakın şurası 90'dı. 6 10'sa şurası 8, hatta şurası da 4 olacak. Bizden de BE uzunluğunu istiyor. Toplam 12 istiyor arkadaşlarım. Çoktan çıkartmışız bile. Evet, yine bakın kenarortaylar var. Ben şurayı çizersem FB'yi. Bakın şurada FO kenarortay.
BE kenarortaysa şu K ağırlık merkezidir. Hatta ben üçüncüyü çizersem bu da kenarortay olur. Şurayı ikiye böler. Ve her bir üçgen A diye dağılır. Şimdi şunlara K, K, K diyelim. Bakın şuradaki 2K ile K'yı kıyaslayacağım şimdi. 2K'lık üçgene B noktasına kadar kaç A düştü? 6A. O zaman K'lık üçgene 3A düşecek. Ve bizim köşegenimizin alt tarafı 9A ise üst tarafı da 9A olacak. Şimdi nereyi vermiş? Tüm alanı 18A'yı bize ne vermiş? 108 olarak vermiş. A'mız buradan ne çıkıyor? 6 mı çıkıyor arkadaşlarım? 6 olsa 60, 48, 108. Evet, A 6. A'mız 6 geldi. Peki nereyi soruyor? Deko. Yani 2A'yı soruyor. 12 çıktı sorumuzun cevabı. Evet. Bu da tamamdır. 16 dakika oldu. Önceki videoda bir 14-15 dakika falandı herhalde. Toplam ne yaptı? 30 dakika falan oluyor mu? Bayağı da çok oluyormuş. Burada duralım isterseniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda da 16. köşe taşıyla devam... Yok, doğru. 16. köşe taşıyla devam ederiz. Hadi bakalım. Görüşürüz. Öpüyorum sizi. Merhabalar değerli öğrencilerim. Şimdi en son 16. köşe taşında kalmıştık. Şu odaklanmasını falan bir ayarlayalım bu keratanın ve kaldığımız yerden devam edelim. Evet, birinci sorumuz. Biraz daha düşürteyim şunu. Tamam. Bakalım ne diyor? AE'ye 3K deyin diyor. Sonra EB'ye de 4K deyin diyor. Tamam, bunu yazdık. Buna göre tüm şeklin alanı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi bizim burada bildiğimiz şu üçgenin alanıdır. Bunu biliyoruz. Buluruz daha doğrusu. Hemen bulalım hatta sinüs alandan. 1 bölü 2 çarpı 2 kenarı çarpıyorduk. 6 ile 9'u bir de aradaki açının sinüsüyle çarpıyorum. Sinüs 30 da 1 bölü 2 demektir. Şurayı 2'ye böleyim. Şurayı da 2'ye böleyim. 3 olsun. 27 bölü 2 çıktı şurası. 27 bölü 2'dir. Buranın alanı. Dostum ben şu köşegeni çizdiğimde bakın tabanları orantılı, tepe noktaları aynı iki tane üçgen görüyorum. 3K'na ne düşmüş 3K'lık kenara alan olarak? 27 bölü 2 yani 9 ile çarpıp 2'ye bölmüş. O zaman bunda da aynı şeyi yapacağım. 9 ile çarp 36, 2'ye böl 18 diyeceğim buna da. Ve toplamda ne oldu peki şunların toplamı? 27 bölü 2. Hatta burada da aynısı olacak değil mi arkadaşlarım? Köşegen alanı 2'ye böldüğü için 27 bölü 2 artı 18 olacak burası da. Şimdi hepsini toplayalım. 18, 18 daha 36 yapar. 27 bölü 2, 27 bölü 2 daha 27 yapar. Toplarsak 13, 5, 63 geldi sorumuzun cevabı. Evet şundayız. Bakalım ne diyor? EB, AE'nin 2 katıdır diyor. Şuna K, şuna 2K yazalım. BF'ye 3M, FC'ye de 2M yazın diyor. Şimdi yine şu köşegeni çizelim biz dostlar. Köşegen yine çizilmiş olsun. Ve şunların alanları bunların alanlarıyla eşit olacak. Şimdi dostum şurası 5M ya da şurası 3K. Şimdi üçgenlerden ya şununla ya şununla başlayacaksın. Ne yazayım diye düşünüyorsun. Ben böyle hani kaç A yazalım sorusunun cevabı direkt buna 1A, buna 2A yazmaktansa bu üçgenin bakın 5 ile 1 ya kenarları. 5 ile 1'i çarpıyorum. 5A yazarsam hani rasyonel sayılarla muhatap olmam diyorum. Peki o zaman 2K'ya ne yazacağım? 10A. Şimdi dostum köşegenin burası alt tarafı 15A ise üst tarafı da 15A olacak. Tabi bu 15A dediğim yerde 2'ye 3 oranında bölünecek dostum. Yani 5M'ye 15A düşüyorsa M'ye ne düşer? 3A. 2M'ye ne düşer? 6A. Buna da 9A düşer. Bu şekilde dağıldı. Bizden ne istiyor? ADE 5 bölü 6'yı istiyor. Sorumuzun cevabı Bursa'dan geldi. Evet, üçüncü sorudayız. ABC'de paralel kenar. Dostum bu ne demiştik? Tam şurası orta noktadır. Yüksekliği de 2'ye böler. Yani bunun üstü de 3'tür. Bunun da sol tarafı 4'tür diyebiliriz. Paralel kenarın çevresi 28 olduğuna göre alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi şöyle yapalım. Şuna x diyelim. Şuna da y diyelim dostlarım. Tabii ki burası da y, tabii ki burası da x. Şimdi bu paralel kenarın çevresi
2y ile 2x'in toplamı. Yani 2x artı 2y 28'miş. O zaman x artı y 14'tür diyebiliriz. Bu bir. Sonra bu paralel kenarın alanı 6 çarpı y'dir. Taban çarpı yükseklikten. Ya da 8 çarpı x'tir. Bunların ikisi de birbirine eşit. Hatta şurayı bir sadeleştirelim. 3y eşittir 4x. İkisi de aynı paralel kenarın alanı olduğu için birbirine eşit. Peki şunlara biz ters orantı diyorduk. O zaman y'ye x'in yanındakini vereceğim 4k. X'e de y'nin yanındakini vereceğim 3k. Ve diyor ki bize x ile y'nin toplamı yani 4k ile 3k'nın toplamı 14'tür. O zaman 7k 14'tür. K eşittir 2'dir. Peki k 2 ise bizim y dediğimiz şey 4k'ydı, 8 çıktı. Peki paralel kenarın alanını soruyor. Yüksekliği 6, tabanı 8 ise 6 çarpı 8'den 48 geldi. Şuna bakıyoruz. Oran vermiş. Yine yerleştirelim oranı. AE'ye 3K, EB'ye 2K'yı yapıştıralım. Sonra BK'ya 2M, KC'ye de M diyelim dostlarım. Ve şu köşegeni de çizip alan dağılımını bir yerleştirelim. Tabii yine şurası 5K'dır. Şurası da 3M'dir. Hocam nereden başlayayım? İstediğin üçgenden başla. 4 tane üçgen var. Gel en üsttekinden başlayalım. Kaç A yazacağız buna? 1A'ya 2A mı diyelim bunlara? Daha kolay bir şekilde çözmek istiyorsan iki kenarını çarp. 5 kere 1 5. 5A yaz. 2'ye ne düşecek bu durumda? 10A. Peki burası 15A ise burası da 15A'dır. Hatta nasıl dağılıyor? 9A'ya 6A değil mi? 3'e 2 oranında dağılsın diye. Ve şimdi bize diyor ki 16A'yı sana 32 verdim. Demek ki A eşittir 2. Ne istiyor? 30A'yı istiyor. A 2 ise 30A ne yapar? 60 yapar diyebiliriz dostlar. Evet, ne gömdük şimdi? Bir tane köşe taşı gömdük. 16 mı? 16'da bitiyor mu şu paralel kenar ya? 16 tane köşe taşı varmış. Vay, sonuncusuymuş bu arkadaşlar ya. O zaman hiç şey yapmayayım ben. Madem sonuncusu bu. Hakikaten sonuncusu mu ya? Benim niye aklımda bir 50 tane falan kalmış? Neyse sonuncusuymuş dostlar. Yo, 17 diye de devam ediyor. He, 17 diye devam ediyor. Evet. Araya bir tane tarama sınavı koymuşlar ama. Öyle yapmışlar. Evet, araya bir tane 16 soruluk bir tarama testi koymuşlar arkadaşlarım. Biz nasıl yapalım? 16'yı biz önceki videoya bağlayayım ben arkadaşlar. Önceki videoyla birleştireyim ben bunu. Bu tarama testini de ayrı bir videoda çözeyim. Tamam mı? Tarama testini ayrı bir videoda çözüp sonra kalan köşe taşlarını göreyim. Öyle yapayım arkadaşlarım. Tamam, hadi burada durduk. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.